Sana şu kenarda suyumuz var diye. Ya da suyu bir tane daha mı üstte? Serpil Demir ben, 40 kaşık bedestemimde kafem var. Kafemde kaynar yapıyorum. Kaynar Tarsus'a özgü bir içecekti. Doğum şerbetidir. 7 çeşit baharattan yapılır. Zencefil, zerdeçal, havlucan, yenibahar, tarçın, karanfil. Bir çay elde edilir. Elde ettiği bir çayın üzerine ceviz ve tarçın koyalım. Aşure tadında bir çaydır. Bağışıklık sistemini yükseltir. Anneye ve bebeği dışarıdan gelen virüslere karşı korur. Grip aşısıdır. İçtiğiniz zaman grip olmazsınız. İşe başlayalım. Neredeyse bayağı oldu. Sen? Burada. İşte. Osman Bey'in oraya geliyor şimdi. Tamam. Dur burada yani. Ne zaman? İşte. Sen şu lavabonu yapalcan, ekeli aman. Tarlaya balcan, ekeli basın mensuplarıyla birlikte aramızda olacak. Ben biraz sonra aramıza katılacak. Uluslararası medyadan gelen listeyi okuyorum. CNN Türk, Star TV, Fox TV, Kanal 5, Kanal 7, Ülke TV, Vatan Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Dünya Gazetesi ve Astronomi Dergisi burada. Biraz hareket edersen intercom'dan çıkarım ama sen az ol kaçmaya. Efendim, kere yanma lütfen eder misiniz? Çalışmalarla gelen, gastronomiye gelen insanları, yemek yemeye gelen insanları, esnaflarımızı, gastronomiyle gelen misafirlerimize daha iyi hizmet edilir noktasında çalışmalar yapacağız, eğitimler yapacağız.
Yani buna Tarsus'un silgesi, sarı ulaktan tutun zeytinyağlara. Food garlic roasted instead of raw. Hazırlık sürecimiz nereden bakarsanız 6-7 ay sürdü. Yaklaşık 170-180 kişiyle röportaj yaptık. Musalla mutfağını araştırdık, Girit mutfağını araştırdık, Çamlıyayla mutfağını araştırdık. Onların hepsini bir değerlemesini yaptık. Bunu yaparken Gazi Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi bize destek oldu. Tarsus yemekleriyle ilgili canlı yemekler yapıldı. Mersin Üniversitesi kanalıyla yemeklerin fotoğrafı çıkarıldı. Ve bunlar kitap haline gelecek. Dışarıdan konuklarımız vardı. 14'e yakın dışarıdan konuklarımız var. Onlarla beraber dün bir çalıştay yaptık. Tarsus mutfağını nasıl ileriki nesillere ulaştırabiliriz? Onların çalıştayını yaptık. Yine Gazi Üniversitesi'ndeki profesör arkadaşlarımız ve Mersin Üniversitesi'ndeki Kemal Bey ve Deken arkadaşımız da bize yardımcı oldular. Güzel bir 3-4 saatlik bir çalışmamız oldu. Bugün de meyvesini alıyoruz. Kalabalık iyi. Hoşuma gitti. Yani lezzetler şöyle bir Adana kebabıyla Tarsus kebabı bir değil. Aslında dünkü çalıştaydan öğrendim ben de. Dünyadaki artık bütün lezzetler aynı olmaya başlıyor. Fast food'a doğru yöneliyor. Dünya da artık istiyor ki yerel lezzetler kaybolmasın. Biz onun mücadelesini vereceğiz. Yani Tarsus'ta yerel bir yemek kültürümüz var. 10 bin yıllık çünkü Tarsus'un bir geçmişi var ve bir yemek kültürümüz var. Bunu kaybetmemeye ve ileriki nesillere iletmek istiyoruz. Yani işte bizim lepimiz olsun, Çamlıyayla'nın kebabı olsun, Alanı Kızı olsun, içli köftemiz olsun. Bu şeyleri kaybetmek istemiyoruz. Onun için bu etkinlikleri daha çok yapacağız. Sadece bizim etkinliğimiz 6-7 ay öncesinden başladı ama bundan sonra 1 yıl daha devam edecek. O 1 yılda biz Tarsus'taki bu lezzetleri kaybetmememiz için pilot restoranları uygulayıp onlarda Tarsus yemeklerini devam ettirilmesini sağlayacağız. Yani haftanın bir günü, iki günü Tarsus yemekleri o restoranlarda çıkacak. Asıl amacımız Tarsus yemeklerinin olan bir restoran açmak ama onun çok ticari olur mu olmaz mı diye kaygımız olduğu için ama belli başlı yemeklerimizi belli pilot lokantalarda yapmayı planlıyoruz. Son olarak bu güzellikleri koruması için Tarsuslu vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yemeklerine sahip çıksınlar. Kültürlerine, yemeklerine sahip çıksınlar. En önemlisi bu. Halkın katılımı olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için Tarsus halkı da yemeklerine, kültürlerine sahip çıkacaklar.